bitti. Haber merkezinde Ahmet bizi bekliyor. Şimdi dönebiliyoruz kendisine. Ahmet seni dinliyoruz. Metnin detaylarında neler var? Evet teşekkür ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %50'de sabit bıraktı. Mart ayındaki yükselişin ardından 4 aydır aslında politika faizi sabit. Ben de şimdi ekranda görüyorsunuz zaten metni. Ben de okuyacağım Merkez Bankası'ndan gelen metni. Para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler Temmuz ayında aylık enflasyonun para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarıyla işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın. Ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist, baskıları canlı tutmaktadır. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülerle uyumunu yakından takip etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumundaysa para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini sürdürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde Yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması e, ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidi de koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. E, kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Merkez Bankası'ndan gelen e, faiz metni, faiz kararından sonra gelen metin bu şekildeydi. Tekrar edelim, Merkez Bankası faizi %50'de sabit bıraktı diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Ahmet Tunay Şimşek aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metni dinledik. E, politika faizi sabit kaldı %50 bandında. Sizin de ilk değerlendirmenizi almak isterim. E, piyasa beklentilerine paralel bir karar geldi Merkez Bankası'ndan. E, yayının başına e, yetişemedim bu sefer. Dedim ki e, bir sürpriz yaparsa e, Merkez görelim. Bankası <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> önden görmüş olayım Güzel. en azından. Teknik evet. evet bu güzelmiş. bir dahaki Ben onu beceremiyorum de hocam. Kesin sen de yaparsın evet, abi bir dahaki. Ya, yakında şey bulamayacaksın. E, hani yayının başında olacak konu bulamayacaksın. Bir zehir abi var. Oradan Anlamaz bize de seyir yani verir. Birimizin olması <laughs> lazım Doğru, en nihayetinde. O hep ben <laughs> oluyorum nedense. <laughs> <laughs> Buyur. En nihayetinde bu beklenen bir işti Çünkü e, ister istemez aslında e, son süreçlerde de mükerrer yayınlarda konuştuğumuz konu geçerli. Evet. E, aylık enflasyonla alakalı bir zayıflama Haziran ayında gördük ama bunun hala kalıcı olduğu ile alakalı e, ciddi kafada soru şartları söz konusu. Makro veriler de bize bunu gösteriyor. Hatta işte zaten raporda da bahsettiği gibi özellikle vergi ayarlamaları ve fiyat ayarlamaları ile birlikte Temmuz ayında da biz yine o e, beklediğimiz yüzde %1'li e, ve 1'in altındaki rakamları göremeyeceğiz. Bu çok açık gözüküyor. Dolayısıyla bir politika değişikliğine gitmek için Hala çok erken en az bir politika değişikliği için benim öngörüm 2024'ü bu şekilde kapatabileceğimiz ama her şartta son çeyrekte belki ufak da olsa bir ayarlama söz konusu olabilir. Ama Merkez Bankası da piyasayı da benim de yanıltmadı bu ay diyebilirim. Bu ay kurtulduk diyorsun yani. Kesinlikle. <laughs> Abi sen ne dersin metni gördük şaşırtan bir durum var mı senin için? Yani şöyle mesela ikinci paragraf e, aylık enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlayana kadar e, hani sıkı para politikası devam edecek. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi aslında e, çok böyle faiz indirimi e, sinyali beklentisi yok. Dolayısıyla biz enflasyon beklentileri aylıkta belli bir noktaya gelir. Seki bu en iyi yani bence dönem hani Kasım Aralık gibi olabilir. Çünkü henüz biz şeyi göremeyeceğiz o net aylık hani baz etkisi dışındaki gerçekleşmelerin tam olarak bize enflasyonda bir aşağı yönlü hareketi verecek mi? Ben de aslında yıl sonuna kadar benzer bir politika faiziyle devam edeceğimiz düşünüyorum ama o aylıktaki aşağı yönlü eğilim görülürse ancak bir faiz indirimi yakalayabileceğiz gibi duruyor. Bir de tabii yine ilk paragraftaki o hani Temmuz ayı enflasyonu biraz yüksek çıkabilir. Bunun nedenleri işte fiyat ayarlamaları, vergi ayarlamaları vesaire, gıda fiyatları gibi duruyor ama yine aynı metin yani daha doğrusu paragraf içerisinde Hala da bir gıda fiyatlarının, jeopolitik risklerin e, enflasyon yaratıcı, o katılığı sağlayıcı bir etkisinde bulundurduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu durumda da çok Merkez Bankası yine faiz indirmeye yanaşmaz diye tahmin ediyorum. E, ve hala da şeyin mesajımız var yani e, gerekirse daha da sıkılaşabiliriz işte makro ihtiyacı tedbir ver ve sterilizasyon meselesi. Dolayısıyla aslında bize şöyle bir sinyal veriyor herhalde Kısaca Merkez Bankası. Yani Temmuz'da biraz beklenti üzerinde bir enflasyon yaşayacağız ama aşağı yönlü patika oluşuyor. Henüz bazı katılaşmaların yavaşladığı ve bizi aslında biraz da bu yani faiz indirimine de diyelim ya da enflasyonda istediğimiz noktaya götürene kadar zaman alıcı bir sürecimiz var biz de Dolayısıyla sıkı duruşumuzu korumaya devam ediyoruz gibi bir yönlendirme yapmaya çalışıyor bu metin Üzeyir Bey Merkez Bankası'nın beklenenden Şahin olduğunu bizlere anlatıyor mu? Çünkü geçtiğimiz haftalardan itibaren acaba faiz indirimleri olur mu? Soruları da çok fazla sorulmaya başlamıştı yayınlarda da. Ee, bunun önünü kapatıyor mu? En azından yakın dönemde hayır kardeşim şu an için faiz indirimleri açısından uygun konumda değiliz diyor mu Metin'de? Ya şöyle söyleyeyim. Geçen ayki yani Haziran enflasyonu açıklandığında 3 Temmuz'da Dördünde Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın bir açıklaması vardı. O açıklamayı dinleyip hala faiz indirimi olacak diyen varsa bence zaten bir sorgulamak lazım yakın dönemde. Çünkü net bir şekilde hatta senede yayında da konuşmuştuk. O günkü açıklama bana kalırsa Merkez Bankası'nın son yıllarda yaptığı en iyi sözlü yönlendirmeydi. En iyi mesajdı çünkü beklenten oldukça altında kalan bir enflasyon yurt dışında faiz indirimleri konuşuyor. Acaba Merkez Bankası da faiz indirecek mi diye tartışılırken orada çıktı ve çok net bir şekilde bunun tek veriyle olmayacağını, faiz indiriminin gündemde olmadığını çok net bir şekilde söyledi.